Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün varlık yönetim şirketleri hakkında size bazı uyarılarım olacak. Varlık yönetim şirketleri bankalardan sizlerin borcunu devralırken 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatlarına devralır. Bu da şu demek oluyor. Atıyorum Garanti Bankası'na sizin 10.000 liralık bir borcunuz olduğunu sayalım. Bu 10.000 TL'lik borcu atıyorum Güven Varlık şirketine 4.000 TL'ye, 3.000 TL'ye satar Garanti Bankası. Ve siz, Garanti Bankası sizdeki alacağından feragat etmiş olur. Ve bu varlık yönetim şirketi üzerine bu borç geçmiş olur. Sizin burada artık muhatabınız varlık yönetim şirketi. Peki varlık yönetim şirketi bu borcu ne kadara kapatır? İşte tam burası çok önemli. Varlık yönetim şirketlerini sizlerin tavrı çok önemli burada. Eğer sizin üzerinizde herhangi bir gayrimenkul veyahut da bir taşıt veyahut da tapulu bir tarla dahi yoksa varlık yönetim şirketini parmağında oynatacak olan sadece sizlersiniz. Eğer tam tersi olursa bir gayrimenkulünüz veyahut da bir taşıdınız veya bir tarlanız varsa işte o zaman yandınız. Bu sefer kozlar varlık yönetim şirketini. Neden? Malın üstüne tedbir koydurma şansına sahip oldukları için varlık yönetim şirketleri, siz o malı satamayacaksınız. Ve siz varlık yönetim şirketine borcunuz, Garanti Bankası'na olan borcunuzun riskiyle aynı anlam taşıyor. Yani aynı prosedürleri onlar da uygulayabilir. Aracınız varsa sattırabilir, belli bir süre sonra eviniz varsa sattırabilir. Bu durumda sizin yapmanız gereken ne? Üzerinizdeki bütün malları varlık yönetim şirketi tedbir koymadan kaydırmanız lazım. Yani burada varlık yönetim şirketiyle eğer baş edebilmek istiyorsanız üzerinizde bir mal olmaması gerekiyor. 10.000 TL Garanti Bankası'na borcunuz vardı ya, bunlar 3.000 TL'ye aldı ya borcu, örnek veriyorum. Garanti Bankası 10.000 TL'yi sizden alamazken varlık yönetim şirketi bu borca temerrüt faizi işletip 15, 18, 20 bin lira olarak sizden almaya çalışır. Hatta bir o kadar size iyi niyetli davranıyormuş gibi gözükür. Bu borcu 36 aya kadar bölelim der. Neden? Borcu zaten 3 bin liraya aldığı borcu kalkacak 18, 20 bin liraya alacak. Ben ana parayı zaten 3-4 ayda, 5 ayda, 6 ayda her neyse kurtarıyorum. Geri kalan komple kar. İşte varlık yönetim şirketlerinin çalışma şekilleri tam olarak bu. Sizin burada yapmanız gereken arkadaşlar, varlık yönetim şirketleri herhangi bir tedbir koymadan üzerinizdeki malları ve arabaları kaydırmanız gerekiyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Bu o taraftaki borcu ödemeyin anlamına gelmesin. Bir kere borçlarımıza sadık olmayı ben diğer videolarımızda sizlere anlattım. Borçlarımızdan kaçmak bize bir şey kazandırmayacağı gibi çoluk çocuğumuzun ilerideki yaşantısını bile etkileyeceğini zaten anlattım. Varlık yönetim şirketlerinden bu videoyu izleyen kişilerin bana karşı tavırlarını hemen hemen tahmin edebiliyorum. Ancak ben varlık yönetim şirketlerine en çok bozulduğum taraf şu. Kesinlikle ve kesinlikle vatandaşa yardımcı olmuyorlar. Zaten hiç paraya satın aldığın borcu Garanti Bankası'ndan 3-4 bin liraya satın aldığın 10.000 TL'lik alacağı adama destek olup borcunu kapatsın diye uğraşacağınıza kalkıp 15-20 bin liraya çıkarıp bir de iyilik yapıyormuş gibi gözüküp 36 aya kadar da böleceğini söylemesine ben çok bozulduğum için varlık yönetim şirketlerine karşı bir gıcıklığım söz konusu. Ben de yaşadım bunları. Garanti Bankası'ndan varlık yönetim şirketine zamanında borcum aktarıldı. Garanti Bankası'yla ömür boyu işim olmayacak bir vaziyete getirdiler beni arkadaşlar. O yüzden ben varlık yönetim şirketlerine kesinlikle acımıyorum. Siz de acımayın. Ama o taraftaki borçları kapatmadığınız sürece yıllarca 15-20 yıl, 25 yıl o dosyalar yenilendikçe, altını çiziyorum, o dosyalar yenilendikçe sizin peşinizden geleceğini unutmayın arkadaşlar. Bir borç mantıklı, vicdanlı şekilde alınması için sen bunu kaça aldın?
3000 liraya satın aldım varlık garanti bankasından. Kardeşim, de ki sen gönder bir 5-6 bin lira, bu borcu kapatalım, temizleyelim. Veyahut da bu borcun ana parası ne kadar garanti bankasından çıkan, 10 bin lira mı? Bakın, biz bunları uygun fiyata alıyoruz deyip yine 10 bin liraya kapatman gerekirken veya 10 bin lirayı 36'ya bölmen gerekirken sen eğer hala o borcun üstüne daha temerrüt faizi işletip insanları kandırmacısına. Covid-19 günlerinde kalkıp insanların köpeğini uyutmadığınızı da çok iyi biliyorum. Böyle günlerde bile insanların üstüne gelerek o alacakları tahsil etmeye çalışıyorsunuz ya. İşte ben o yüzden onların alacaklarını kesinlikle savunmuyorum arkadaşlar. Siz siz olun. Yine de varlık yönetim şirketlerinin borçlarını ödemeye çalışın. Kesinlikle hiç kimseye borcunuz kalmasın. Siz ölseniz dahi zamanı gelir, çocuklarınızın sizdeki miraslarına kadar göz dikebilecek şirketlerdir bunlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İşin özeti, varlık yönetim şirketlerinin borçlarını temizleyelim. En uygun rakamlara kapattırmaya çalışalım. İyi bir pazarlık yaparsanız varlık yönetim şirketiyle ve peşin parayı gösterirseniz 20 milyarlık borcu 10 bin liraya kapattıklarını görürsünüz arkadaşlar. Bu da bu konunun özeti olsun. Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.